Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs'taki kararını bir önceki videomda anlattım. Yani Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunun kaldırılması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin garantörlüğü ve şemsiyesi altında kurulmuş olan Doğu Akdeniz'deki Yunan Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail ittifakının yeni bir aşamaya gelmiş olması Türkiye için bir milli beka sorunudur. Ama bu iş burada bitmeyecek. Yani bu kuşatma arayışı burada bitmeyecek. PKK ile yürüttükleri askeri tatbikatlar vesaire gözümüzün önünde devam ediyor. Sayın Hakan Fidan'ı saygıyla karşılıyorum ve buradan da takdirlerimi iletiyorum. MİT müsteşarımız orduyla birlikte operasyonel gücünü arttırmış bir istihbarat servisi kurdu. Ve biz günü geliyor Irak'ın 200 kilometre güneyinde bir hedefi şakkadanak bulup oradaki 2-3 kişiyi temizliyoruz. Bu güzel. Bu Türkiye'nin bir kapasitesi olduğunu gösteriyor. Ben bir şey demiyorum. Ama gözümüzden kaçırdığımız ana meselelerden biri Suriye'nin kuzeydoğusunda bizim tek tek temizlemeye çalıştığımız teröristlerden 65 bin kişilik bir ordu kuruldu ve bütün küresel güçlerin ama özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in tam desteğinde bir devletleşme sürecine girdiğidir. Biz orada bataklığın içindeki sivrisinekleri öldürürken hemen yanı başımızda Haseke'de, Aynel Arap'ta, Resulayn, Tal Abyad bölgeleri, bizim Barış Pınarı bölgemizin dışındaki Ayn İsa'da koskoca bir bataklık büyüyor. Koskoca. Ve o bataklığı yarın bir gün kurutmakta çok ciddi zorluklarımız olacağını da bugünden kabul etmeliyiz. Benim konum Suriye dedi. Benim konum Ermenistan. Rusya'nın giderek zayıflaması ve özellikle Ukrayna'da düştüğü durum birçok alanda fay kırılmalarına neden oluyor. Orta Doğu'da yaşanılan gelişmeleri daha sonra anlatacağım. Şu anda Orta Doğu'da 2015 yılında Suriye'ye çıkartma yapmış, 2015'te Beşar Esed'in desteğiyle Suriye'de, daha sonra Halife Hafter'le kurduğu işbirliğiyle Libya'da büyük fırtınalar estiren ve bununla bağlantılı olarak Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile çok sağlam ilişkiler kuran bir Rusya vardı. Şimdi o yok, olmuyor. Onu anlatacağım sonra. Ama Ermenistan'da Paşinyan'ın çevirdiği bütün dümen esasında bir an önce Amerika ve Fransa'yı o bölgeye getirmek. Bütün davası bu. Çünkü görüyor ki Rusya'dan artık beklediği sonucu alamayacak. Devletler arasında durum budur. Bakın Paşinyan son 13-15 Eylül günleri arasında Azerbaycan'dan 71 şehite, kendi açıklamalarına göre sayı da artabilir, Ermenistan'dan 135 ölüye neden olan o dev çatışmalar sırasında ne yaptı? Rusya'nın liderliğindeki kolektif güvenlik anlaşması örgütüne başvurdu. Bunun içinde Ermenistan var, Belarus var, Kırgız ve Kazak devletleri var. Şunu bekliyordu, Putin'in de Semerkant'ta ifade ettiği gibi savaş esasında Karabağ'da olmuyordu. Savaş Zangezur bölgesi aşağı tarafta ve doğrudan Azerbaycan-Ermenistan sınırında olduğu için Paşinyan şöyle bir demarşta bulundu, şöyle bir talepte bulundu. Bu Azerbaycan benim toprak bütünlüğüme hedef oluyor. 7 kilometre içeri girdi. Gelin beni kurtarın dedi. Esasında tabii Azerbaycan'ın çatışma sırasında eğer girmişse Ermenistan toprakları içine, Karabağ dışında girmişse bu bir risk. Bu Rusya'dan her an ne yapıyorsun sen orada denilecek bir risk. Fakat Rusya'dan öyle bir cevap alamadı Paşinyan. Niye? Çünkü Rusya belli ki Ukrayna dışında maraza istemiyor şu sıralar. Burada parantez açıyorum. Sayın Erdoğan, bu olayı, Suriye olayını bir daha düşünün.
Suriye olayına Türk Silahlı Kuvvetleri harekatı başlattığında bize müdahale edebilecek güç yok Suriye'de. Rusya dahil bu sözüme. Sonra anlatırım. Ama mesele bu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa son dönemde neden Ermenistan'ın yanında bu kadar net bir duruş sergiliyorlar? Neden Minsk grubunun yeniden canlandırılması adı altında şeye giriyorlar? Savaş sırasında Antony Blinken Ceyhun Bayramov'u aradı mı? Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı. Hayır, aramadı. Kimi aradı Antony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı? Nikol Paşinyan'ı aradı. Ve ne dedi? Başınız sağ olsun. Ama sizin yanınızdayız. Niye? Azerbaycan saldırgan mı? İlk ateşi Ermeni atmış. Ermeni açmış ilk ateşi. Onu herkes biliyor. Niye Paşinyan'ı arıyorsun da İlham Aliyev'i aramıyorsun? Ne var İlham Aliyev'den, ne gördün sen? Ha, şimdi demek ki orada başka bir denklemle karşı karşıyayız. Rusya'nın zayıflaması sürecinde küresel emperyalizm Türkiye-Azerbaycan hattında kurulmuş yeni dengelemeleri ortadan kaldırmak için devreye girmeyeyim. İran Cumhurbaşkanı reisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü. Reisi ne demiş? Ermenistan İran sınırını değiştirecek, oldu bittilere karşıyız. Biz buna izin vermeyiz demiş bizim Cumhurbaşkanı'na. Ne demek bu? Zangezur koridoru çevresinde olabilecek hiçbir şeyi biz kabul etmiyoruz. Eğer Azerbaycan o koridoru zorla ve silahla kurmaya kalkarsa ben İran olarak Azerbaycan'a müdahale edeceğim demiş. Bunu söylüyor bizim Cumhurbaşkanı'nın reisi. Dolaylı olarak söylüyor ama böyle. Diplomasi zaten böyle bir şey. Şimdi nereye geleceğim? Nancy Pelosi, 82 yaşında, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı. Ben kendimi bildim bileli oradadır. Habire Türkiye aleyhtarı bir kadındır bu. Rum yanlısıdır, Yunan yanlısıdır, İsrail'in tabii ki yanlısıdır. Yani yoksa Amerikan Temsilciler Meclisi'nin başında herhalde Filistin asıllı bir solcu Amerikalı olacak durumda değil yani. Öyle görelim. Şimdi bu kadın geçenlerde biliyorsunuz Tayvan'a gitti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dolaylı işaretini verdi. Şimdi bunun görevi şu. Joe Biden mesela Tayvan konusunda diyor ki ya ben Tayvan'da da şeyim, tek Çin devleti politikası izliyorum, Çin'le maraza istemiyorum falan diyor. Ama Nancy'ye de diyor ki ben senin gidişine karşı çıkacakmışım gibi yapacağım ama git sen oraya diyor. O da gidiyor. Ortalık karışıyor. İşte Çin tatbikatlara falan başlıyor. Bir bakıyorsun Amerika'da tatbikatlara başlıyor. Hani sen Çin'in tek Çin politikasına destek oluyordun? Hani Nancy Pelosi'nin Taipei'ye gitmesinden rahatsızdı. Yok öyle bir şey. Bunlar hepsi danışıklı dövüş. Nancy Pelosi sizinle bu videoyu hazırladığım şu saatlerde yolda. Erivan'a gidiyor. Erivan'daki meselesini yarın anlatacağım. Yani nereye gitti, ne yaptı, ne halt etti falan filan. Berlin'deydi bu. Açıklama yaptı. Ben dedi çok önceden bir davet almıştım Ermenistan'dan. Beraberimde Demokrat Parti Kaliforniya üyesi Jackie Speier ile beraber. Jackie Speier Ermeni asıllı bir Amerikalı milletvekili. Biz gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Erivan'a gidiyoruz. Nancy Pelosi. Tam da bu savaşın devamında. Bir de dedi ki bu çatışmalardan önceydi bizim planlamamız, bozmuyoruz dedi. Peki ne yapacaksınız orada? Açıklamam dedi. Niye? Çünkü o zaman hedef oluyoruz dedi. Ne? Bakın öyle bir haltlar yiyecek ki burada. Şimdi yarın benden böyle bir video bulabilirsiniz yani çıldırmış vaziyette. Ama önemli değil. Gidip gitmemesi bile, gideceğini açıklamış olması bile bu videonun yapılmasına nedendir. Niye? Çünkü Amerikan devleti bize diyor ki ve Bakü'ye, siz orada kendi kafanıza göre takılıyor gibi gözüküyorsunuz. Yok şu şu beyannameleri, şunları bunları. Ben o Ermenistan'ı önce Rusya'nın, sonra da İran'ın elinden alacağım. Kıbrıs Rum yönetimini nasıl
sarıp sarmaladıysam, Ermenistan'ı da sarıp sarmalayıp o Ermenistan'ın topraklarındaki Rus askerinin yerini önümüzdeki 10 yıl içinde er veya geç Amerikan askeri alacak. Ondan sonra sizin suratınızı görmek istiyorum diyecek. Diyor. Açık ve net söylüyor. Bunlar şöyle bir pozisyonda kaldılar. Geçmişte. Savaş sırasında da. Ermenistan batılı bazı birçok uzmana göre inanılmaz hatalı bir duruşla Azerbaycan ve Türkiye ittifakına karşı Rusya'ya sığınmış olduğu için Batı ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı aşarak o bölgeye girip bize caka satamadılar. Fakat Rusya'nın Ukrayna'da karşılaştığı yıkım ve son kolektif güvenlik anlaşması örgütünün Ermenistan'ın çağrısını kulak tıkaması, bakın Ermenistan şeyi var, Güvenlik Konseyi Başkanı açıklama yapmış. Biz diyor Armen Grigoryan, Armen Grigoryan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ermenistan'ın, kolektif güvenlik anlaşması örgütünden ve Rusya'dan memnun değiliz diyor. Niye? Efendim biz çağırdığımızda gelmeleri lazımdı. Orada Kazak var, Kırgız var, nasıl gelecek onlar? Rusya zaten Türkiye ile veya kimseyle savaşmak istemiyor. O yüzden benim gördüğüm kadarıyla Nancy Pelosi'nin bu ziyareti Kafkasya için yeni bir kırılmadır. Yeni bir Ukrayna'nın zirvesi yapılıyor. Ve Ermenistan üzerinden Rusya'nın üzerine yürüme politikasını Batı, Türkiye'ye ve Azerbaycan'a rağmen geliştirmenin yollarını arıyor. Ve bence de açıyor. Pelosi'nin ziyareti Türkiye için bir alarm, Kremlin için çok daha büyük bir alarmdır. Bizim için de alarmdır, açık söyleyeyim. Biz yakın bir gelecekte eğer Ukrayna'daki Rus çöküşü bu şekliyle devam ederse, yakın bir gelecekte muhataplığı Washington'dakilerin aldığı bir Ermenistan'la karşılaşma şansımız her geçen gün biraz daha yükseliyor. Efendim kalın sağlıcakla.